Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere Yasemin Hanım'dan almış olduğum çiçeklerin kargo açılımını sizinle beraber yapıyor olacağım. Bu şekilde ben kargodaki yukarıdaki jelatinleri kestim. Fazla zaman kaybı olmasın. Gayet güzel kargolanmış gibi görünüyorlar. Biliyorsunuz ben daha önce de Yasemin Hanım'dan çiçek almıştım. Gayet de sağlıklılar. Bunlar da bana hediye olarak koymuş, sağ olsun. İlk önce hepsini şöyle şuraya alıyorum. Biraz toprakları dökülmüş olacak o kadar. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Yurt içi kargoyla yollamasını istedim ben. Çünkü yurt içi kargo diğerlerine göre biraz daha hızlı. Ve şansıma başka yere gitti kargom. Samandağ'a gitmiş. Halbuki ben Samandağ tarafında değilim. Eniştemi gönderdim alması için. Çünkü normalde cuma günü geliyorlardı dağıtıma. Ve baya zaman alacaktı bu benim için. Ve bunlar çok tehlikeli türler. Aldığım özel tür sardunyaları görmüştünüz sanırım. Bunun kartonu çıktı, olsun, sorun olmaz. Biraz susamışlar arkadaşlar ama olacak o kadar. Bakın şöyle de parmak kaktüs hediye koymuş, sağ olsun. Ben bu kargoya arkadaşlar tamı tamına 135 lira ödeme yaptım. Ve üstüne üstlük de buradan oraya kadar gittim. Samandağ'a kadar gittim almak için. Bunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Bunu Yasemin Hanım'a soracağım. Ne olduğuyla ilgili bir fikrim yok çünkü. Kartonumuzu boşalttık. Artık kargoları açabiliriz. Hatta şundan başlamak istiyorum ben. Yasemin Hanım'a rica etmiştim. Üstlerine isimlerini koymasını istemiştim. Ben buradaki bazı türlere ilk defa ediniyorum arkadaşlar. Daha önce bu türlerden bakmamıştım. Şöyle bakın, biraz susamışlar. Bu mor olanı. Galiba bu Acromeses mi, onun gibi bir şeydi. Katmerli olanı bu, bakın. Şimdi hepsini sulayacağım. Şurada da çok güzel bir sukulent var. Lila Gina bu. Bundan bende var arkadaşlar. Ama bunun bu kadar büyük olması benim hoşuma gitti ve edinmeye karar verdim. Ay harika görünüyor arkadaşlar, bakar mısınız? Muhteşem. Bilmiyorum siz de benim gibi kargo açılımını seviyor musunuz? Bunu herhalde köklendiririm ya. Kırılmış. Biraz kargoda zedelenmiş gibiler arkadaşlar. Bu Kohleria. Kırmızı olan galiba bu. Galiba kırmızı bu. Öyle düşünüyorum. Güzel görünüyor arkadaşlar. Harika. Çok beğendim. İyi ki de edinmişim ben dolmalarına rağmen. Texensis diye yazıyor. Roset. Bu özel tür arkadaşlar. Bunun gerçek halinin fotoğrafını attı bana. O yüzden edinmeyi çok çok istedim. Kış rengi değişir diye ümit ediyorum. Bu da Misty. Galiba Misty Lila diye yazıyor üstüne. Bir türlü şu isimleri ezberimde tutamıyorum. Bu sefer çok özel türde menekşe aldım ben arkadaşlar. Şöyle bir menekşe. Şöyle bir tane daha aldım. Bu da çok güzel görünüyor. Harika. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bunların topraklarını hepsini düzelteceğim. Toprakları bayağı bir dökülmüş çünkü. Bakar mısınız ne kadar çok hem toprakları dökülmüş hem çok susamışlar arkadaşlar. Bu da böyle pembe. Şimdi ben bunları kargoda cuma gününe bıraksaydım sonuç felaket olabilirdi. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyor. Şimdi onu arayacağım. Ve
Ona şu gönderdiğinin ne olduğunu soracağım. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın harika görünüyor. Bu da Gloxinia. Acaba bu tek aldığım bu değil miydi? Bir taneden sadece bir tane vardı. Onu vermişti bana. Onun olduğunu sanmıştım. Çiçekleri bayağı büyükmüş arkadaşlar. Videoda bu şekilde görünmüyor. Ama harika görünüyorlar. İyi ki gönderip aldırttım arkadaşlar. Bunları göndertip aldırmasaydım sonuç hüsran olabilirdi. Yani düşünün pazartesi günü yolladı bana bunları. Sihine diye geçiyor bu. Ama Kohlerya'ya benziyor. Sanırım bu Kohlerya. Bakın şunun güzelliğine bakın. Ama çok susamışlar. Şimdi onlara çok az. Bu da bardak menekşesi. Sanırım bu özel türdendi. Şimdi fotoğrafları kontrol edeceğim. Bakın tek olan buydu. Ama diğerine çok benziyor. Fotoğraflarda onu sandım ben. Bakar mısınız harika görünüyor. Şimdi bunların hepsine su vereceğim ki kendilerine gelsinler. Saksı değişimi yapmalı mıyım bilmiyorum. O yüzden Yasemin Hanım'ı arayacağım. Şu gönderdiği besin mi acaba onu soracağım ona. Eğer siz de bu şekilde özel tür menekşeler, sardunyalar ya da ona benzer şeyler alıyorsanız arkadaşlar. Bakın bunun yaprakları bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Ben daha önce menekşe bakmıştım. Ama özel tür menekşe bakmamıştım hiç. Sukulentlere heves sarınca menekşelerden bilmiyorum fark etmeden uzaklaştığımı hissettim. Ama Kohlerya yeni yeni edinmeye başlıyorum Kohlerya türlerini. Çiçek yapıları, çiçek açmaları ve aşırı güneşi sevmemeleri çok hoşuma gitti. Şu da özel tür menekşelerden. Gene bu sıcaklarda çok iyi durumdalar bence. Zira sardunyalarımda görmüştünüz. Çok büyük hüsrana uğramıştım. Kocaman dev bir kargo olmuş gerçekten. Yasemin. Çok çok teşekkür ediyorum. Yasemin Hanım'ın kanalı var. Onu takip edebilirsiniz. Instagram'da da satış yapıyor. Aldığım türlerin birçoğunu arkadaşlar nereden aldığımı soruyorlar. Ben de elimden geldiği kadar aldığım yerlerin kanal isimlerini Instagram sayfalarına söylemeye çalışıyorum. Bakın bu da çok susamış gerçekten. Çiçekleri hatta üstünde ölmüş ama birkaç tane tomurcuğu var gibi. Şunu da bir açayım. Şunda ne var acaba? Yasemin'cim hediyeler için de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum sana. Aa, bakın. Bunlar da bu şekilde olan menekşeler. Aralarında bir tanesi sadece çok çok küçük. O sanırım özel türdü. Ellerin dert görmesin Yasemin. Çok çok teşekkür ediyorum canım. Bunlar da hediyeleri. Canım çok teşekkür ediyorum. Bakın bu da bir tane Hoya. Bu da hediye. Bu da Paskalya demişti videosunda. Ve benim Paskalya'm yok arkadaşlar. Bendeki yılbaşı çiçeği. Ve bu kadar yaprakları iri değil. Çok teşekkür ediyorum Yasemin. Ellerine, emeğine sağlık canım. Şu atlastan da bende yok. Bunun için de ayrıyeten teşekkür ediyorum sana. Bu da herhalde Kohlerya diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ve bunu satın almıştım. Hediye olarak koyacağını söyledi. Başkasını vereceğini söyledi onun yerine. Şu yanmış yaprakları alayım ki kendilerine gelsinler bitkiler. Arkadaşlar bugünkü videom bu şekilde oldu. Bu güzellikleri sizinle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aldığım türleri beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.